My name is Muhammad Mustafa, the Regional Engagement Specialist for the Middle East and Asia. And today we are going to talk about persistent identifiers adoptions and introducing DataCite Global Access Program to Turkey. So thank you so much for joining today's webinar. So this is the agenda and the speakers that we have for today. We have Gültekin Gürdal, the Library Director at İzmir Institute of Technology, who is going to talk about persistent identifier, their types, and their role also in supporting open research infrastructure. It will be a presentation in Turkish. And then we have Hakan, the Chief Researcher at the Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜYOPTEK, as he was telling me before in the practice session. And he's going also to show us the interesting case study of Aberta platform and how they connected through this platform using DataCite DOIs. It will be also a presentation in Turkish. And then at the end, I'm going to present in English, introducing DataCite and summarizing also our global access program. So without any further delaying, I will hand over the word now to Gültekin, who's going to talk about bids in Turkish. Yeah, I will stop sharing now, and maybe you can start sharing. Is it okay? Yes, we can see your screen. Fantastic. Okay. Değerli akademisyenler, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. DataCite'deki arkadaşlarımız aslında bu yazın Güney Afrika'da yapılan Open Repositories toplantısında danıştık Gabriella'yla ve Türkiye'de neler yapılabilir, bu konuda nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz gibi bir konuşmamız oldu. Ve onun arkasından da böyle bir webinar düzenlemek istediler ve bu webinarda tabii burada iyi bir örneğe de ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar TÜBİTAK'la da görüşler ve TÜBİTAK'la da arkadaşlarımız özellikle Aperta'da nasıl kullanıldığıyla ilgili pratik bilgileri bizimle paylaşacaklar. Şimdi bildiğiniz gibi yani bilmeyenler de olabilir. Ben aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı olarak çalışıyorum. Bunun yanında da OpenAir'de yönetim kurulu üyeliğim var. O devam ediyor. TÜBİTAK ve YÖK Açık Bilim Komitesi'ndeyim. O görevlerim devam ediyor. Ayrıca yine bizim İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark'ında kurduğumuz Research Ekosistem adında bir şirketimiz var. O şirketimizde de ARGE faaliyetlerine devam ediyoruz. Şimdi kalıcı tanımlayıcılar nedir? Ne işe yararlar? Neden kalıcı tanımlayıcılara ihtiyacımız var? Ben biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında kalıcı tanımlayıcılar nasıl insanlar için işte bir TC kimlik numarası varsa ve her bir kişi için bu numara özelse ve bu numaranın karşılığında o kişiyi bulmak çok kolay oluyorsa aslında kalıcı tanımlayıcıları da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Ve artık bilgideki ve bilgi kaynaklarındaki, elektronik kaynaklarındaki çok hızlı olan artışta da bu kalıcı tanımlayıcılar hem kişileri hem kurumları hem de bilgi kaynaklarını bizim kolayca ulaşabilmemizi sağlayan unique numaralar, unique birazdan örneklerini göstereceğim. Ve burada aslında önemli olan şey bunların daha önce bizim kullandığımız ISBN gibi, ISSN gibi değişmez olmaları. Ve bunları da tabii sağlayabilmesi için de bunları sağlayan belirli kurumların ve kuruluşların arkasında olması gerekiyor. Aslında bu numaraların en önemli varoluş amacı makineler tarafından okunabilmeleri ve makineler tarafından bu bizim bahsettiğimiz hem kişilere hem kurumlara hem de yayınlara ulaşımın sağlanması için gerçekten kritik bir öneme sahip. Şimdi neler sağlıyor aslında? Bütün yayınlara, veri setlerine, araştırmacılara ve araştırma varlıklarındaki her şeyin keşfedilebilmesini, erişilebilmesini, anlaşılmasını ve en önemlisi de birlikte çalışabilmeye olanak sağlıyorlar bu kalıcı tanımlayıcılar. Ve doğru kullanılırsa ve bu tanımlayıcılar bu dediğimiz gibi yani herhangi bir şekilde bir yerden bir alıntı yaptığınız zaman alıntı yaptığınız kaynağın
kalıcı tanımlayıcısını yazdığınız zaman referansa çok kolay bir şekilde bunu bulabiliyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye kredi yapmak istediğinizde yine o bulduğunuz kaynağa ait tanımlayıcıyı yazdığınızda onun çok kolaylıkla bulunabilmesini sağlıyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii de güvenlik ve doğrulama için de böyle bir tanımlayıcının olması son derece önemli. Ama burada şu var tabii. Herhangi benzersiz bir numara yaratmanız, kendi kendinize benzersiz bir numara yaratmanız ya da benzersiz bir etiket yaratmanız onun bir kalıcı tanımlayıcı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu tür sistemlerin arkasında güven ve güvence oluşturan sürdürülebilir bir topluluk gerekiyor. Bir kurum ve kuruluş gerekiyor. Ve bu kurum ve kuruluşun da başka dünyadaki diğer kuruluşlar tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor. Şimdi kalıcı tanımlayıcıların aslında hem araştırmacılar için, hem kütüphaneci ve arşiv yöneticiler için, hem de geliştiriciler için, özellikle repository menajerler için çok ciddi anlamda önemi var. Fon sağlayıcılar için çok önemli. Mesela fon sağlayıcıların kendi fonladıkları projelere ait araştırma çıktılarını ve araştırmacıları izleyebilmesi için kalıcı tanımlayıcıların olması son derece önemli. Yayıncılar kendi güvenilir kaynakları artırmaları için, kendi kaynaklarına olan güveni artırmak için de yine kalıcı tanımlayıcılarla beraber yayın yapmaları gerekiyor. Şimdi katkıda bulunanlar için tanımlayıcılar diye bunu Türkçe'ye çevirdik. Contributor Identifiers. Bunlar nedir? Herhangi bir bilimsel çalışmaya katkıda bulunanlar için verilen numaralar. Bunlardan sizlerin de bildiği ISNI var mesela. International Standard Name Identifier. Bunların en başında gelenlerden bir tanesi. Yine araştırmacı kullanılan ORCID, Open Research and Contributor Identifiers. Web of Science'ın verdiği Researcher ID ve Scopus'un verdiği Scopus ID. Bunlar bu tür katkıda bulunanlar için tanımlayıcıların başında geliyor. Özellikle ORCID neredeyse artık araştırmacılar için standart, endüstri standart haline gelmiş durumda. Zaten bu ID'yi almak, bireysel olarak almak ücretsiz. Ama diğer faydalarından yararlanabilmek için de kurumsal üyelik gerekiyor. Şimdi diğer araştırma varlıkları için makalelerdir, tezlerdir, raporlardır, kitap bölümleridir. Yani herhangi bir şekilde araştırma varlığı olarak tanımlayacağımız her şey aslında. Onlar için de farklı tanımlayıcılar var. Bunlardan işte ARK, DOAİ, HandleNet ve PIRL adında çok kullanılan kalıcı tanımlayıcılar var. Bunların bir kısmı tamamen ücretsiz, bir kısmının çok cüzi bir ücreti var bunlara abone olmanın, bir kısmının ücreti biraz daha yüksek. Ve bunlar hepsi ama şu anda endüstri standardı olarak kullanılıyor. Zaten herhalde en çok size tanıdık gelen DOAİ ve HandleNet'tir. Şu anda Türkiye'deki arşivlerin neredeyse tamamı HandleNet'i kullanıyor. Türkiye'deki yayın yapan dergilerin de tamamı Aperta'da mesela bir veri arşivi olarak ve TÜBİTAK arşivi olarak da DOAİ'yi kullanıyor. Şimdi bir de kuruluşlar için tanımlayıcılar var. Bunların da en başında Open Funder Registry var, GRID var ve ROAR var. Ama son geçen günlerde olan bir gelişmeyle artık GRID ve ROAR birleşti ve ROAR olarak devam ediyor. Research Organization Registry. Sizin de kendi üniversiteniz orada kayıtlı değilse mutlaka oraya kaydını yaptırın ki üniversitenizin research organization olarak bulunabilmesi kolaylaşsın ama başka organizasyonlarla karışmasın ve tek bir kaynak olsun. Mesela şu anda ekranda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün ROAR kaydını görüyorsunuz. Bu şekilde kayıt oluştuğu zaman artık bu numarasıyla bu adresiyle ve numarasıyla değişmez bir numarayı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü almış oluyor ve bundan sonraki bütün yazışmalarında herhangi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ilgili bir üst veri kaydında bu adresi bu şekilde kullanıldığında değişmez bir numara olarak karşınıza çıkıyor. Ve buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de burada eğer bu other names'e bakarsanız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün farklı kullanımlarını da orada görüyorsunuz. Böylelikle de bu kullanımlardan herhangi biri de olsa bu numaranın altında birleşmiş
oluyor ve böylelikle de tek bir numarayla aslında bütün kullanılan diğer kullanımlara, yani İİTE, İSTEK, İzmir Teknolojik Enstitü gibi veya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü gibi İzmir İstop Teknoloji'nin altında hepsi birleşmiş oluyor. Tabii bu tür kalıcı tanımlayıcı veren servisler aynı zamanda işte Google Scholar'da da var, ResearchGate'de de var, Wikidata'da var. Şimdi en son COAR'ın bu kalıcı tanımlayıcılarla ilgili bir statement'ı yayınlandı geçenlerde. Evet, kalıcı tanımlayıcılar özellikle açık arşivler için ve açık bilim için son derece önemli. Çünkü internetteki her araştırma varlığının mutlaka bir değişmez tanımlayıcısının olması gerekiyor. Çünkü bu olmazsa ona ulaşmak neredeyse çok zor ve imkansıza yakın. Ama tabii buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de şu oldu. Sonuçta DOI numarası da olsa, HandleNet de olsa, diğerlerinde de olsa bir bu sistemleri çalıştıran, bu sistemlerin arkasında olan kuruluşlara ödenmesi gereken bir ücret söz konusu. Ve bunun da özellikle gelişmekte olan ülkeler için ya da işte maddi olarak durumu zor bulunan ülkeler için bunları benimsemenin önünde bir maliyet engeli olduğuyla ilgili bir statement yayınlandı. Zaten bu tür engelleri birazcık daha hafifletme için de işte birazdan Mustafa anlatacak. Orada da mesela işte dünya çapında bu tür ülkeler için bir fon programları var. Belli yıllar için bunları ücretsiz olarak veriyorlar ama sonuçta bu ID'lerin benimsenmesinde bu ücrete dayalı olması da bir sorun gibi duruyor. Şimdi mesela biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün daha önce kullandığımız kurumsal arşivinde ki bütün yayınlar için aslında başlangıçtan itibaren handle üyeliğimiz olduğu için biz kendi kurumsal arşivimizdeki her bir araştırma varlığı için bir handle numarası vermiştik. Ve bu handle numarası tabii kalıcı bir tanımlayıcı olduğu için değişmez bir numaraydı. Yani biz daha sonra arşivimizi değiştirdik ve GCRIS'e geçtik. GCRIS'e geçtikten sonra biz bütün yayınlarımızı GCRIS'e çok kolaylıkla aktardık. Çünkü ikisi de açık arşiv standartlarını karşılayan bir yazılım. Ve aktardıktan sonra biz hiçbir sorun yaşamadan bütün makalelerimize çok kolaylıkla tekrar erişebildik. Ve bunu sağlayan işte bu kalıcı tanımlayıcı oldu. Diyoruz ki buradaki HandleNet sizin koyduğunuz kaynağın web adresi nasıl değişirse değişsin, siz hangi sistemi değiştirirseniz değiştirin, bu numara mutlaka sizin makalenize erişimi sağlıyor. O yüzden de biz hiçbir şekilde bir zorluk yaşamadık. Burada da gördüğünüz gibi bir makale örneğini burada da görüyorsunuz. Hiçbir zorluk yaşamadan bütün kurumsal arşivimiz içindeki bütün kayıtlara tekrar ulaşılmaya başlandı. Mesela yine biz GCRIS'e patentleri de ekliyoruz ve bu eklediğimiz patentlere de handle numarası aldığı için yine bu patentler de dünyanın her yerinden erişilebilir durumda oluyor ve herhangi bir şekilde bu patent bir şekilde buradan referans göstermek istenmedi. Bunu kullanan, referans gösterecek kişi bu handle numarasını yazdığı andan itibaren de o artık değişmez bir referans adresi olarak buradaki patente tekrar onların ulaşabilmesini sağlıyor. Tezlerin herhangi bir ISSN, ISBN numarası ya da başka bir DOI numarası da şu anda bizde yok mesela. Ama biz burada da mesela yine handle numarasını kullanıyoruz ve bu şekilde de ulaşımı sağlamış oluyor. Buradaki önemli konu bütün araştırma varlıkları için bu tür değişmez bir numaranın olması. Biz veri setlerimiz için de yine aynı şekilde veri setlerimizi ekliyoruz sistemimize, GCRIS'e. Ve yine GCRIS'te de bütün veri setlerimiz handle numarası alıyor. Ve bu veri setleri herhangi başka bir arşivde yayınlandıysa da yine biz oradaki arşive aynı makalelerde olduğu gibi DOI numarasında metadatasına ekliyoruz. Bu şekilde hem bizdeki arşivdeki handle numarasından hem de yine arşivdeki üst veri kaydında bulunan DOI numarasından bu veri setine ulaşmak mümkün oluyor. Benim söyleyeceklerim bu noktada bu kadar. Makinelerin birlikte çalışabilmesi, arşivlerin birlikte çalışabilmesi, açık erişim kaynaklarının birlikte çalışabilmesi, keşfedilebilmesi, bulunabilmesi
mutlaka ve mutlaka değişmez bir kalıcı tanımlayıcıya bağlı. O yüzden de kurumsal arşivlerinizde, dergilerinizde, yayınlarınızda mutlaka bu anlattığım değişmez ve arkasında herhangi bir kuruluşun olduğu tanımlayıcıların bulunması çok önemli. Umarım bu toplantıdan sonra da bu konuyu siz de tekrar değerlendirirsiniz. Farklı seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you so much, Gültekin, for your presentation. And now we will move to Hakan, who is going to talk about Aberta and their integration with DataCite DOIs. Görünüyor mu? Evet. Yes. Herkese merhaba. Ben TÜBİTAK Ulaklığım'dan Hakan Bayındır. Aperta ile Aperta projesinde teknik destek sağlıyorum ve açık bilim konularında ve Fair Data konusunda destek oluyorum. Bilgi sahibiyim. Bugün size ulusal açık bilim ve Aperta'dan bahsedeceğim. Aperta'nın ne olduğundan konuşacağız biraz. Ondan sonra ulusal açık bilime katkısından ve biraz da kalıcı tanımlayıcılardan, özellikle DOI'lardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Aperta nedir? Aperta, TÜBİTAK'ın kurmuş olduğu Türkiye'nin açık bilim arşivi olma yolunda yürümeye çalışan bir platformdur. Öncelikle TÜBİTAK'ın kendi destek verdiği projelerin çıktılarının ve veri setlerinin yayınlanması için geliştirilmiştir. Bunun dışında dışarıdan yüklenen veri setlerinin de açık olarak barındırılabilmesine, ücretsiz olarak barındırılabilmesine imkan sağlar. Bu sayede Türkiye'deki açık bilimi özendirmeyi ve ulaşılabilirliğini arttırmayı hedefler. 2018 yılında temelleri atılmıştır ve düzenli olarak geliştirilmektedir. Her sene yeni özellikler eklenmekte ve eksikleri giderilmektedir. Aperta diğer ticari altyapıların aksine Zenodo.org'u çalıştıran altyapının üzerine kurulmuştur. Ve Zenodo.org'un yakın zamanda geçiş yapacağı, birkaç hafta içinde geçiş yapacağı projenin de ortağı olarak, destek ortağı olarak hayatına devam etmektedir. Zenodo'nun çalıştığı altyapı Invenio dediğimiz bir altyapı ve çok büyük miktarda milyonlarca veriyi tutabilecek büyüklükte ve hani bu ölçeklere çıktığında zorlanmayacak esneklikte bir altyapı. O yüzden bu altyapıyla başlayıp daha farklı bir şeye geçmeden çok uzun yıllar aynı altyapı üzerinde gitmek istediğimiz için bu yolu benimsedik. Biz de yakın zamanda yeni versiyon olan Invenio RDM'e geçiş yapacağız ve aynı şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Invenio ve Zenodo en başından beri CERN tarafından FAIR ilkeleri ve açık bilime destek olması için açık bilimle düzgün çalışabilir şekilde geliştirildi. Ve o yüzden FAIR standartlarının ve açık bilimin istediği her türlü üst veriyi ve her türlü yeteneği, ambargo, kapalı erişim, açık erişim ve aradaki her şeyi detaylı şekilde destekliyor. Daha önce dediğim gibi açık bilimin dünyadaki atılımı sonrası, hızla gelişmeye başlaması sonrası 2018 yılında Türkiye'deki açığı kapatmak üzere Aperta'nın temelleri atıldı. Ve CERN ile yaptığımız işbirliği sonucunda bu noktalara gelmiş vaziyetteyiz. Yüklenen veri setlerine daha öncesinde Zenodo'nun ve Aperta'nın DOI desteği olmasına rağmen bir süredir DOI vermiyorduk. Ancak yüklenen veri setlerine açık bilimi özendirmek ve veri setlerini bulunabilir hale getirmek için ücretsiz DOI vermeye başladık TÜBİTAK olarak. Biliyorsunuz araştırmanın en önemli kısmı veri seti. Makaleyi yayınlıyorsunuz, insanlar makalelerinize bakıyorlar. Özellikle günümüzde bilgisayarların gelişmesiyle veri yoğun bilim de çok üst seviyelere ulaştığı için makalelerin yeniden üretilebilmesi veya kontrol edilebilmesi arkalarındaki veri setleri olmadan imkansız hale geldi. O nedenle makalelerden ve diğer kaynak türlerinden ziyade veri setlerine doyu vererek veri setlerini paylaşmaya açmak, ki araştırmacıların en ürktüğü konulardan biri verilerini açmaları, bunu özendirmek ve bunun bu sayede bilimi hızlandırmayı amaçladık. O yüzden Aperta özelinde veri setlerine doyu vermeye başladık. Gültekin Bey zaten detaylı şekilde bahsetti ama FAIR prensipleri içerisinde paylaşmadığınız bilimde
ne yaptığınız bilimin ya da o bilimi üretmek için kullandığınız parçaların ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle biliminizin üzerine daha yeni şeylerin inşa edilmesi veya sizin bir süre sonra kendi yaptığınız şeylerin üzerine yeni bir şeyler inşa etmeniz imkansız hale gelir. O nedenle biz değişmeyen tanımlayıcıların kullanılmasını öneriyoruz ve istiyoruz. Burada önemli olan şeylerden biri, bir kaynağın birden fazla sabit tanımlayıcısı olabilir. Ben mesela İzmir Yüksek Teknoloji'nin kütüphanesinde yayınlanmış bir veri setinin üst verisini alıp burada başka bir DOI verebilirim. Ama o DOI her zaman yine o üst veriye gider. Çünkü ben üst veri değil, o doğru adrese gider. Böylece birden fazla DOI ile aynı yere gidebilirsiniz ama bir DOI ile birden fazla yere gidemezsiniz. Bu nedenle DOI kapanın elinde kalan bir tanımlayıcı değildir. Özgürlüğünüzü kısıtlamaz. Bunu bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Aperta dediğim gibi veri setlerine otomatik olarak DOI tanımlamasının yanında siz kendi veri setinizi paylaşıyorsanız, başka bir yerde paylaştıysanız ve DOI'niz varsa o DOI'yi zaten buraya getirebilirsiniz. Veri setini seçtiğiniz zaman yükleme ekranında aşağıda işte DOI ile ilgili bir alan açılıyor. Buraya kendi DOI'niz varsa kendi DOI'nize ekleyebilirsiniz. Yeni bir DOI almanıza gerek yok. Ama veri setinizi ilk defa Aperta'da paylaşıyorsanız, o alanı boş bırakırsanız biz size otomatik bir Aperta DOI'si vereceğiz. DataSite'da bunu kaydedeceğiz. Böylece bu DOI üzerinden nerede olursanız olun bu veriye her zaman siz veya bir başkası ulaşabilir hale gelecek. Bununla beraber biz kendi paylaştığımız şeylerde, kendi paylaştığımız data setlerinde veya diğer verilerde, eğer bu bir TÜBİTAK projesi ise TÜBİTAK projesiyle ilgili olan kısmı da projenin içine ekliyoruz. Çünkü her ne kadar bilimi yapan ve bilim sonucunda ortaya çıkan ürünler önemliyse de bu ürünün nasıl ortaya çıktığı, buna provenance deniyor. Kimler üzerinden desteklenerek ortaya çıktı ve bu projenin arkasında kimlerin olduğunun bilinmesi de aynı şekilde önemli. Bu hem fon sağlayıcının prestiji ve görünürlüğünü arttırmak üzerine hem de elinizdeki çıktının doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek üzere gerekli bir konu. O yüzden biz kendi yaptığımız çıktılarda funding reference ve funder name'leri ekliyoruz. Böylece bir projenin veya çıktının nereden çıktığı veya hangi yollardan geçerek çıktığı görünebilir hale geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Aperta her sene düzenli olarak geliştiriliyor. Dışarıdan erişimimiz olan veri setleri yüklenip açılıyor ve araştırmacıların katkılarına her sene daha fazla izin veriliyor. Öncelikle TÜBİTAK açık arşiv olarak davranmasına rağmen biz günün sonunda bunun Türkiye açık arşivi haline gelmesini ve çok daha fazla verinin, makalenin ve diğer kaynakların, videoların, seslerin yüklenebilir hale gelmesini istiyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağıdan da alabilirim veya daha sonra e-posta göndermek isterseniz hakan.bayındır@tubitak.gov.tr e-posta gönderip bana sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkürler. Thank you so much Hakan for your presentation. Now let me share my screen. So I have a quick presentation about DataSite and our Global Access Program, and I will speak in English. So please, if you have any questions, please feel free to put them in the Q&A box. So first of all, who we are? We are a global community that shares a common interest. Our goal is to ensure that research outputs and the resources are openly available and well connected also, so it can be reused to advance knowledge across and between different disciplines and also now and in the future. So as a DataSite community, we make research more effective with metadata that connects research outputs and the resources. And we mean all research outputs and the resources, from samples and images to data sets and the preprints as well. We also enable the creation and management of persistent identifier bits. So we are a DOI registration agency, and we also integrate services to improve research workflows and facilitate the discovery and reuse of research outputs and resources. We are a non-profit organization also based in Germany, and we were founded in the year 2009.
This is a snapshot from our current community at DataCite. So we have more than 2,900 institutional repositories connected with us and using our infrastructure. We have more than 280 members from 51 countries, and overall we issued around 50 million DOIs, and we collaborate with more than 1,300 research organizations around the globe. Regarding our strategic initiatives and the project, so we play an active part in the community initiatives as well, and we collaborate with different stakeholders in the community to make open science a reality. So for example, in terms of data metrics, we help the adoption and implementation of responsible data metrics through our Make Data Count initiative. We also support community-led registries, such as Research Organization Registry or RORID for Research Organization. We also support the repository discovery, so we contribute to the development of repository discovery initiative, such as the Re3 Data Project. This is a quick introduction, again, in English about DOIs. I am sure Gultekin and Hakan highlighted that, but DataCite DOIs can support a wide range of research output. For example, the data sets and collection that and all the materials that are affiliated to the research process itself, like the data sets, collection, images, samples, protocols, we can support that that type as well. The second type that DataCite DOI can support is the gray literature, all the theses, the dissertation, the unpublished conference presentation and reports, newsletter, preprint, version of all the journal article, technical standard, all the items that usually are deposited into institutional repositories. We can support that all these types of outputs with DOIs as well. This is an example from Aberta for a data set with a DOI. This is another example from National Research Council of Thailand for a data set with a DOI, a report that is using DOI, text file with a DOI, software code that has been developed during conducting the research has been shared with the community, and you can assign a DOI for that one as well. Thesis with a DOI, image with a DOI. So why should we support or use DOIs for all these research outputs and the resources? Because the DOI can really help in increasing the visibility and the discoverability of your resources. It improves the accessibility. It improves also the citability and the reusability. And it's also in line with the FAIR principles that I saw Hakan in one of his slides was talking about the DOIs and the FAIR principles. We are also seeing countries now are creating their national-based strategy. So we have the Australian Research Data Commons. They are creating their national-based strategy. We have JISC in UK are doing that. We have also the RDA, the Research Data Alliance. They issued their guidelines and suggestion and the checklist for any national center who's willing to create a national-based strategy. This is a screenshot from DataCite registry, and we can see that all our members, the 1,400 research organizations that are using our infrastructure, are registering a wide range of resources. We have almost 15 million data set, 4 million images, 1 million preprint. So all these outputs that are stored and deposited in your repository, institutional repository. Now I'm going to talk about one of our strategic initiatives that we launched this year, our Global Access Program. We launched the program in Feb 2023 through a grant or funding that we received from a Chan Zuckerberg initiative. Our aim is to increase the global adoption. We also want to improve equity and access to our bid infrastructure in our underrepresented regions, such as Africa, Latin America, Middle East, and Asia. And in order to do that at DataCite, we took a comprehensive approach. So this is a GAP team. We have my colleague Gabriella Mihas leading the team, and my colleague Busun managing Africa, and my colleague Arturo managing Latin America, and I am responsible for the Middle East and Asia. So as you can see, we are trying to increase the global adoption of bids around the globe. So what are the challenges for the global adoption? So the majority of our membership now are mainly coming from Europe and North of America region. There are also lack of underlying infrastructure in many countries. There are low awareness of the value of bid infrastructure. And for sure, there are some financial barriers in some regions and communities.
So as I said, we have DataCite took a comprehensive approach in order to achieve the goals of our Global Access Program. So we have three main components for our program: outreach, technical infrastructure, and funding. So within our outreach element, we are currently analyzing the needs and the education opportunities per region. We are developing also educational materials, the best practices and policy guidance as well. We are seeking for collaboration opportunities such as this fantastic collaboration that we are doing with TUOPTEC and Izmir Institute of Technology. So we are seeking for all these opportunities. We are also setting up a DataCite ambassador program to build that network of volunteers who can really spread our message and our vision to achieve a trusted open research infrastructure. We're also working on providing case studies from each region. This is samples from our collaboration. So as you can see, we're making Arabic webinar in September, and this Turkish webinar in October. We are talking across different regions, Spanish and Africa and Asia as well. We are also attending several events around the globe. So I was telling Gultekin that we are attending next week. We are attending the ATD conference in India. We have another conference in Malaysia. We are attending a conference in Saudi Arabia. And we do hope to attend whether online or a face-to-face conference in Turkey for sure. The second component of our Global Access Program is infrastructure. So currently we are analyzing the infrastructure landscape and use of different platform per region. We are also aiming to collaborate with the repository platform, the service providers, to provide more details to them about the current installation or the landscape of their product. We are aiming at the end to set up user groups to benefit each others so we can share or reuse code integration, for example. This is a snapshot from these reports. These reports are going to be published with the community. They will be freely available. This is a snapshot from the Asian one. And as we can see also Turkey here, for example, we use the standardized data sources, by the way, like RUAR and OpenDUAR and QUAR as well. So we can see, for example, this is the total number of repositories in Turkey, 169 according to RUAR. And this is the comparison between all the different data sources. We're also understanding, analyzing the landscape for RE3 data project or repositories also in Asia. We're also trying to have an understanding about the BKB product like Open Journal System, Open Monograph Press, Open Preprint System. So these also data sources are included in the report with a detailed analysis. We are also trying to have an understanding, as I said, about the service provider landscape for the institutional repositories in Asia. So you can see, for example, 37% are using DSpace, 36% are using Wiku, and we have 14% are using eBrands. So just trying to have an analysis also for the landscape in Asia. The third component of our Global Access Program is a Global Access Fund. So we launched a funding opportunity to all non-profit organizations based in Africa, Asia, Middle East, and the Latin America region. The scope of our funding, we have three different categories: outreach activities, infrastructure development, and demonstrator. The call for proposal has been closed now. We opened it on 1st of September till 15th of October. Overall, we received around 170 applications from all GAP regions. So this is fantastic. And the committee is going to review all these proposals. We expect to announce the winners around December, I think. And all the project will run through the course of 2024. So if you didn't get a chance to apply to this funding opportunity, we are currently working on 2024 GAF calls. We will start with a call for contributors from the community who are willing to fund us so we can open another GAF call in 2024. So please keep in touch and stay in touch with us. So yeah, thank you so much for attending this webinar. And if you have any questions, please feel free to post them in the Q&A box. Gultekin, I don't think this is a question. I can see a question mark at the end. If you kindly can translate it into English.
We have only one question, but it's not exactly the interest of the topic. How we are going to protect the personal data, what kind of way we are going to follow. But this is not an issue of the persons of identifiers. But it's worth it also to mention that one of the field that you are going also to, when you are registering a DOI for your data set or for your research output, one of the points that you are going to mention is the copyright. So you are going to assign a license for your work. You are also going to include information about yourself, the contributor or the creator of this work. So when you get a DOI, for example, for your data sets, it will be very clearly mentioned that you are the contributor. And if you are allowing, for example, licensing this work under CC BY license, so the licensing information will be presented and it will be part of the metadata of that particular DOI. Evet, burada kişisel verilerin korunması konusundaki aslında yolu izlemesiyle ama kişisel verileri, yani herhangi bir veri setini paylaşan bir kişi eğer üst verisi içine bu veri setini hangi açık lisansla paylaşacağı konusunda bilgiyi eklerse hiçbir şekilde o veri setini paylaşan kişiyle tekrar bir temasa geçmek zorunda kalmadan o veri setini başka araştırmacılar, başka araştırmalar için kolaylıkla kullanabiliyor. O yüzden de üst veri içinde herhangi bir araştırma varlığı için doğru ve istenilen lisansın seçimi başka araştırmacıların onu kullanmasını kolaylaştırıyor. Thank you so much, Gulotekin. I can see that Mehmet Serf is raising his hand. So if you have a question, you can post it in the Q&A box. Mr. Mehmet Serf Beklin. Evet, Mehmet Şerif Bekler. Bir sorunuz mu var? Eğer chat box'a sorulara yazarsanız oradan sorunuzu cevaplayabiliriz Mehmet Bey. Maybe he did accidentally. Oh, okay. Yeah, maybe. Yeah, maybe. Eğer herhangi bir sorusu olan varsa chat box'a yazabilir. Daha sonra mail de atabilir. Şu anda Muhammed Mustafa'nın söylediği aslında bu global fon programına Türkiye'den de oradaki kategorilerden isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Şartlarını ve neler gerektiğiyle ilgili zaten sunumunda paylaştı. Bu sunumun aslında Türkçesini de biz çevirdik. Onu da sizlerle paylaşacağız. Ayrıca web sitelerinde de zaten bundan ilgili daha detaylı bir bilgi var. Okay. I can see there is a comment in the chat, yeah. Hakan Bey, siz de eklemek istediğiniz varsa özellikle bu verilerle ilgili konuda siz de ekleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi Kerem Bey'in sorusunun bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi paylaşılan verinin içinde diğer insanların verisi olursa ne olacak diye anlıyorum ben bunu. Şimdi FAIR prensipleri dahilinde özellikle sağlık verilerinde sağlık verilerinin paylaşılabilmesi çok büyük prosedürlere bağlı. Bu prosedürlere uyumlu olmak ve bu prosedürleri izlemek veriyi paylaşan kişinin, veriyi paylaşan kurumun sorumluluğunda. Bu nedenle bir veri setini paylaşmadan önce bu veri setinin gerekli bilim dalının gerektirdiği prosedürlerden geçerek anonimleştirilmiş olması veya gereken veri setlerinden ayıklanmış olması, veri detaylarından ayıklanmış olması paylaşanın sorumluluğunda. Bunun sonuçları da paylaşanın üzerinde kalıyor. O yüzden bir persistent identifier eklediğiniz zaman verinin sorumluluğunu aktarmıyorsunuz karşı tarafa. Sorumluluk size ait. Zaten söylemek istediğim de oydu. Aslında tamamen veriyi paylaşan kişinin sorumluluğunda oradaki her şey. Yani onam form olmadan ya da anonimleştirmeden bir şey paylaşıyorsa tabii onun sonuçlarına da kendisi katlanıyor. Yeah, I think Hakan was answering the question in the Q&A box regarding FAIR data and Aberta. Yes. Kind of. Okay. Yeah, okay. Fantastic. Yeah. We still have time. If you have any questions, please feel free to put them in the Q&A box. Evet.
Ben soruya sesli olarak cevap vereyim. Şimdi birden fazla platformumuz var. Dergi Park var, Aperta var, Yok Akademik var, Harman var. Şimdi bunların her birinin görevi ayrı. Harman diğer arşivleri harmanlayıp tek bir noktadan erişilebilir hale getirir. Dergi Park diğer dergilerin, daha doğrusu dergilerin yayın yapmasına izin verir. Yok Akademik bizim kendi bünyemizde değil, daha çok tezlerin, yüksek lisans tezlerinin sunulmasına olanak sağlar. Aperta ise TÜBİTAK'ın kendi veri ambarlarını ve desteklediği projelerin paylaşılmasına, bunların çıktılarını görünür kılmaya çalışır. Bunların hepsini tek bir yerde birleştirmek mümkün değil. Altyapılar farklı, amaçlar farklı, içerideki veriler farklı. Bu nedenle hani belki hepsini arayan bir motor yazabilirsiniz ama hepsini tek bir arayüzden altına toplayamazsınız. Bu çok mümkün gözükmüyor. Zaten gerek var mı? O da ayrı bir konu. Tabii yani misyonlar ayrı olduğu için hani evet, en azından bir sayfa olabilir. Ben şunu arıyorum dediğinizde doğru yere yönlendirebilir. Hani bunu not almakta fayda var bizim açımızdan. Ama hepsini birleştirmek çok mümkün görünmüyor. Okay, I can see a comment also in the chat. If you can translate it to me, please. Tamam. Evet, araştırma motoru olarak doğru. Aramayı kolaylaştırmak için belki işte OpenAI'deki gibi daha üst bir şey yapıp hepsinin beraber harmanlandığı, hepsinin içerdiği bilgilere bulunabilecek bir sistem belki. Ama şu anda mesela aslında bu görevi bir parçada olsa OpenAI görüyor. Çünkü OpenAI hem Aperta'yı harmanlıyor, hem Harman'ı harmanlıyor, hem Dergi Park harmanlıyor. It was related to the search engines and databases. Yeah, is it possible to use same search engine to search Aperta, Dergi Park and Harman? Okay. I can see also there is another comment regarding duplications or data duplications. So for example, what we always recommend, for example, if you go in institutional repository, you are depositing or keeping a copy of the published journal articles by a different publisher, and you want to keep a copy of these journal articles into your institutional repository. So don't get a new DOI. There is no need to get a new DOI for this journal article. But what you can get DOI for is for the new materials that you are depositing, unpublished presentation or events or papers also. The green open access publishing route that we all know, by depositing the first version of the manuscript before sending it to any journal or any publisher, you can keep that version in your institutional repository. You can keep it or deposit it in a publicly reprint server such as Zenodo, for example, and get a DOI for that. Tabii ya, bu duplikelerin olmasında tabii teknik olarak yapılması gereken işler var yani. Onların olması gerçekten hem yazar olarak, araştırmacı ismi olarak, hem farklı varyantlar, isimler, hem de aynı kaydın farklı versiyonları, bunlar birazcık daha farklı konular aslında. Ama haklısın yani, çok fazla yapılması gereken şey var orada. Okay, I think we received almost all the questions. So thank you again for your joining us today. If you have any questions about data site or our infrastructure, if you have an institutional repository at your university and want to, there is another question. Roar için one of the question related with the Roar. Evet, Roar'da bir kurum için kayıt oluşturabiliyorsunuz. Yes, so Roar is an identifier for research organization or universities. So it's also one important identifier in the research ecosystem. So yeah, if you have any questions, maybe you can email them to support@datasite.org, and we will make sure to respond to you as soon as possible. If you have any inquiries regarding connecting your institutional repository, if you want to know more about DataSite and our community, yeah, feel free to reach out to us at support@datasite.org. Thank you so much, Golotkin. Thank you so much, Hakad,
for your support. This is really appreciated, and all the recording will be uploaded to YouTube, and also the slides will be deposited into Zenodo, and we'll send you the DOIs also for your presentation. Ben de çok teşekkür ederim bütün katılanlara. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten kalıcı tanımlayıcılar araştırma ekosistemimizin keşfedilebilmesi için, araştırma çıktılarımızın bulunması için son derece önemli. Mutlaka bir uluslararası standartlarda böyle kalıcı tanımlayıcı kullanmak çok önemli. O yüzden bu konuda birazcık daha hassas olunması ve en azından kurumsal arşivlerde bir kalıcı tanımlayıcı kullanılması son derece önemli. Ben hem Hakan Bey'e de teşekkür ediyorum, TÜBİTAK'a da teşekkür ediyorum, DataSite'a da teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki organizasyonlarda da tekrar bir araya geliriz. Katılımcılar için de tekrar teşekkür ederim. Biz dinledikleri için. Ben de herkese tekrar teşekkür ederim. Gültekin Bey'e, Muhammed'e webinar için ve her şey için çok teşekkürler tekrar. Okay. Şükran, thank you. Bye bye. Bye bye. Görüşmek üzere.